Merhabalar. Bugün Windows 10 performans ayarlarını nasıl yapılır? Daha nasıl e, Windows 10'unuzu rahat kullanabilirsiniz? Onu göstermeye çalışacağım. 2-3 e, yer bahsedeceğim. Bu ayarlar size yetecektir. Eğer RAM'iniz yüksek olursa daha sağlıklı olur. Şimdi ilk başta e, Windows'unuz açıldığında arka planda çalışan programlar vardır. Yani şu, şurası. bunların birçoğu belki işinize yaramayan program vardır. Bunları nasıl kapatacağınızı bir anlatayım ilk başta. Arama bölümüne ms yazıp enterliyoruz arkadaşlar. Böyle bir ekran geliyor sistem yapılandırması. Şöyle kısaca göstereyim şuraları da. Şimdi burada başlatma var. Görüyor musunuz? Dördüncü sıradaki. Ama veya sırasıyla gidelim. E, bu genel olan başlatma seçenekleri normalde bu normal başlatmayı seçerek başlatıyor. E, ön yükleme, burada iki tane sitemiz falan varsa e, buradaki ayarları yapabiliyorsunuz. Bu zaman aşımını e, 30 saniyeden birazcık daha düşürüyorlar ama ben bunu tavsiye etmiyorum sizlere. Bu hizmetlerde de arka planda çalışan hizmetleriniz. Burada kullanmadıklarınızı kapatabilirsiniz ama buradaki ayarlar birebir Windows'un kullandığı ayarlardır. Ben size tavsiye etmiyorum. Mesela e, akrobat servisi varmış çalışıyor. Bunu kapatabiliriz. Şimdi burada yapmamız gereken başlatma ilk ayarımız. Görev çubuğu yöneticisini açıyoruz. Burada dediğim gibi bu alandaki çalışan durumlar. Ben kendiminkini e, ayarladım. Siz burada kontrol edin. İşinize yaramayan ve aktif olan olaylar varsa bunları kapatmanız gerekecek. Mesela şuradan iTunes etkinleştirildi diyor arkadaşlar. Bunu ben kapatmak istediğimde sağ tıklayıp devre dışı bırak. Bu şekilde yaptığımda artık devre dışı bırakıldı. Bilgisayar açıldığında burada çalışıp ekstradan bir RAM ve bir güç tüketmeyecek. Bu önemli bir mevzu. Bunun dışındaki ikinci olay da, bunu tamam dediğimizde yeniden başlatmamı da isteyecek ama ben şu an yeniden başlatmayacağım. Bunun dışında da ikinci bir olay RAM performansı yani şu bu Windows'unuzun gördüğü ayarlar, grafikler. Bunun için bilgisayarımıza sağ tıklayıp özellikler, buradan gelişmiş sistem ayarları. Bu açılan ekrandan ayarlar var bakın burada. Performans bölümünde gelişmişin altında. Ayarları basıyoruz. Şimdi burası bence en etkili bölümdür. Windows'unuzun rahat çalışması için. E, standart bilgisayarın en iyi olan Windows seçenekleri gelir bu ayarlar. Görünüm olarak en iyi görünümü ayarla dediğimizde bütün alttakiler çek dolmuş olarak geliyor. Görüyor musunuz? Buralardakiler. Buradaki e, yazılar diyelim Windows'unuzun ekstradan RAM tüketmesine sebebiyet veriyor. Şimdi e, burada RAM'inizi asla performansınızdan memnun değilsiniz, en iyi performans için ayarlı diyor. Burada hepsini devre dışı bırakıyor. Bunu uygula deyip tamam dediğimizde görüyor musunuz? Bir e, ekranda siliklik oldu. Ama RAM kullanım alanını ciddi anlamda düşürdü. Windows görsel olarak e, kendini arka plana atıyor, performansı önem veriyor. Buradan sanırım biraz daha net. Şimdi burada görüntülerden de e, sanırım şuydu. Bu değilmiş. Ekran yazı tipi kenarlarını düzelt. Buna basarsanız görünüş biraz daha düzelecektir. E, görünüşten etkilenen olursa genelde XP ortamına döndürmüş oluyor. Bu ayarları dediğim gibi siz kendinize en iyi performans olarak ayarlarsanız uygula tamam derseniz bilgisayarı mutlaka yeniden de başlatın. Windows'unuzun biraz daha rahat biraz daha düzgün çalıştığını görebileceksiniz. Ben normal e, Windows'un için seçtiğini alıyorum. Dediğim gibi benimki biraz e, yüksek seri bir cihaz. O yüzden performansla ilgili sorunum olmuyor. Bunun dışında şöyle ayarlardan performans yazdığınızda bu oyun modu ayarları vardır. Bendeki açık. Bunu da kapatabilirsiniz. Zaten bu alttaki Windows görünümü performansı daha deminki olan yerimize gidiyor. Bizim beraber açtığımız. Oyun modu ayarları açık. Bunu da e, kapatırsanız arka planda bu oyun modunu çalıştırmayıp daha hızlı çalışacağı kanaatindeyim. Oyun modunu kullanan var mı bilmiyorum ama şu oyun çubuğundan da göstereyim. Şöyle e, Windows 2'ye yapalım. Bu şekilde oyun modu ayarları vardır arkadaşlar. Oyun içerisinde kullananlar varsa. Durum bu şekilde. E, soran olursa ben yine yardımcı olmaya çalışayım. Windows ilgili bu iki tane ayarınızı yaparsınız özelliklerim için gösterdiğimiz bilgisayarınız bir tık da olsa hatta bir değil iki üç tık da olsa hızlandığını gözle görülür şekilde e, anlayacaksınız arkadaşlar sorusu olan videonun altına yorum yapabilir ona göre yardımcı olmaya çalışayım başka videolarda görüşmek üzere.